Evet, maşallah maşallah. Bugün hava hiç olmadığı kadar muhteşem, çok güzel bir havamız var bugün. Gerçekten şu atmosfer, şöyle şöyle biraz da yaklaştıralım. Şu atmosfer, şu manzara yaz boyunca beklediğimiz günlerden bir tanesi. Ve dediğim gibi yaz boyunca beklediğimiz bir ambiyans içerisindeyiz. Havamız bu da çok güzel ki, benim havam zaten keyfime diyecek yok. İlk defa bu kadar muhteşem bir güzel yağmur sonrası ve kar yağışı sonrası şöyle pırıl pırıl bir hava. Şu anda biraz da parçalı bulutlu ama dün akşam itibariyle yine buraya çok güzel bir yağış oldu. Zaten daha önce de belirttiğim üzere bakın şurada hemen tepelerde zirvede çok güzel bembeyaz kar var. Şu anda da halen belki de kar atıyor şu anda. Evet. Şu anda güzel kar yağışı var. Tam zirvede. Şuradan biraz yakın çekim alalım. En azından burada bir de kar yağışını görmüş olursunuz. Evet. Bizim memleket böyle bir güzel bir memleket. Bir tarafta kar yağıyor, bir tarafta güneş var. Böyle muhteşem bir hava. Bakın şu küçük tepede bile tam arkamızda küçük tepe şu anda. Bembeyaz kar olmuş. Tabii biraz aralıklarla da olsa gözüküyor içerisinde. Ama arka taraftaki dağlar tam Toroslar'ın zirvesi artık orası. Orada şu anda halen kar yağışı devam ediyor. Evet, şimdi geldik işin en güzel kısmına. Yine bugün Seyri Kemer, Arsa Köyü'nün zirvesi diyebileceğimiz bir yerdeyiz. Burası Arsa Köyü'nün en yukarısında bulunan, daha doğrusu yaklaşık 1000-1100 metre rakımda yer alan bir bölgedeyiz. Burası aynı zamanda Şeyh Kavağı olarak, Şeyh Kavağı diyorlar burada. İsmiyle anılan bir yerdeyiz şu an itibariyle. Burası olabildiğince havası, oksijeni bol ve nem oranı 0 dereceye yakın bir nem oranı olan bir yer burası. Şimdi birazcık zoomlama yapmak zorundayım. Öncelikle şuradan bir manzara göstereceğim size. Bakın şurada bir tane köy var. Evet, bu köy Kaş'a bağlı. Evet, bu köy Kaş ilçesine bağlı. Daha doğrusu Antalya Kaş diye ben size anlatayım. Biz şu anda tam Saklıkent dediğimiz Doğal Milli Park'ın tam üst kısmındayız şu anda. O önümüzde görmüş olan Ardışlıburun dediğimiz bir köy var. Orası Kaş'a bağlı. Biz de köyün diğer yakasındayız. Yani Muğla tarafına düşüyoruz biz. Ve bulunduğumuz bölge itibariyle de burası yine Fethiye, Seydi Kemer, Arsa köyündeyiz. Şimdi işin en güzel tarafına geleyim. Zaten şu manzara itibariyle şurada da çok güzel bir ardıcı ağacı vardı. Evet, şu ardıcı ağacı zaten bütün konuya hakim burada. Evet, daha önceki videolarımda da ben burayı tanıtmıştım. Şimdi burada iki tane bizim parselimiz var. Tam bulunduğum alan itibariyle. Hemen şu görmüş olduğunuz evin oraya kadar devam eden iki tane parselimiz var. Bir tanesi tam olarak buradan başlıyor. Hatta biz burada bir hafriyat çalışması da yapmıştık. Daha biraz yağıştan sonra birazcık sular artık birikmiş durumda. Daha doğrusu biz buraya inşaat yapmak için düşünmüştük. Fakat yağışların dolayı mecburen birazcık ara vermek zorunda kaldık. Şimdi tam önümde bir tane parsel var. Görmüş olduğunuz gibi bu hafriyat çalışmasının yani aşağı doğru bir kanal gibi bir şey var burada. O bizim sınırımız. Oradan gördüğünüz üzere tam önümüzde de asfalt yol cephesi var. Orada da yine elektrik direklerini de görüyorsunuz. Yani bulunduğum konum itibariyle bir tane parselimiz burada var. 1187 metrekare yüz ölçümü. Hemen yan tarafında bir parsel daha var. Şimdi yavaş yavaş oraya geçeceğim. Onu da göstereyim ben size. O parselimiz de 1503 metrekare olmak üzere iki tane parsel yan yana.
Aynı zamanda şu yürümüş olduğum yol yine Kadastro yolu ve önümüzdeki o direğe kadar gelen bir sınırımız var. Onu da belirtmiş olayım buradan. Şimdi bu parsellerin özelliklerini söyleyeyim. En güzel tarafını söyleyeyim daha doğrusu. Özel tarafını. Burada iki tane parsel yan yana. Bir tanesi 1187 metrekare. O hafriye çalışması yapılan yer. Diğer parsel de şu anda tam önümde. Aşağı doğru asfalta kadar iniyor. Yani her iki parselin de özelliği hem önünden asfalt yol cephesine değmiş olması hem de buradan bu Karasu yolunun geçiyor olması. Yani parsellerin her iki parselin de hem altında hem üstünde resmi yolu var. Ayrıca arazinin hem üst tarafında elektrik direkleri var hem de alt kısmında elektrik direkleri var. Yani Kadastro yolumuz hem altta hem üstte, elektriğimiz hem altta hem üstte. Ayrıca suyumuz da burada mevcut ki zaten burada yan komşumuz da bizim burada. Onların elektrik suyu olduğuna göre biz de buradan rahatlıkla elektrik su alabiliyoruz. Burada da bir komşumuz daha var. Hemen yukarıda yine diğer evlerin olduğunu zaten görüyorsunuz. Evet, manzara bu, şekil bu. Şimdi arazinin diğer detaylarını ben size aktaracağım şimdi. Teknik detaylarını. Arazimiz her iki parselde şu an itibariyle 2B arazisi olarak kayıt altına alınmıştır. Burada 2B arazileriyle ilgili ben buradaki yerel çalışmalarla ilgili de size bilgi vereyim. 2B arazisi orman vasfını yitirmiş olan arazi türüne diyorlar. Ve bu 2B arazileri de yaklaşık olarak 1-1,5 yıl içerisinde buralarında tapu işlemleri aynı zamanda bölge olarak Seydikemer Belediyesi ve aynı zamanda Seydikemer'de bulunan Milli Emlak Bürolarında yani devlete bağlı kurumlar burası. Aynı zamanda hazine olarak da geçiyor tabii ki. Orman vasfını yitirmiş arazilere 2B arazisi diyoruz. Bu araziler, burayı kullanan her kimse o şahısların adına burası tescil edilir. Daha sonra da buranın tapulama işlemleri başladığı zaman direkt Milli Emlak Müdürlüğü'nden size bir yazı gönderilir. Lütfen buranın devlete olan borcunu ödeyin. Buranın satış işlemi başlamıştır diye. Ondan sonra da gidiyorsunuz Milli Emlak Müdürlüğü'ne. Oraya müracaatınızı yapıyorsunuz. Devlet tarafından belirlenen rakam neyse onu da oraya ödemesini yaptıktan sonra sizi tapuya sevk ediyorlar. Tapudan gidip buranın bütün belgelerini, resmi tapusunu alabiliyorsunuz. Bu sadece buraya mahsus, buraya özgü bir şey değil. Bu Türkiye'nin her tarafında şu anda 2B arazileriyle yapılan işlem aynen bu şekilde. Artık burası mahalle arasında kalmış bir yer. Zaten burada arazilerin yarısı tapulu, yarısı 2B arazisi. Çünkü mahalle arasında artık burada içerisinde bir tane ağaç bile olmayan yerler artık tamamen orman özelliğine yitirmiş, orman vasfını yitirmiş. Tamamen artık tapulamaya elverişli duruma gelmiş araziler. Evet, dediğim gibi burası gerçekten bizim çok çok beğendiğimiz, böyle nasıl söyleyeyim, her yerde bulamayacağınız, özellikle her iki tarafı yol olan hafif meyilli bir arazi ve hem elektrik hem suyu her şeyi, yani bunların iyisi Şam'da kayısı misali, böyle iki tane güzel bebek gibi arazi önümüzde duruyor. İnşallah böyle güzel bir arazide sizlere nasip olur temennisiyle. Yine ben bütün detayları videonun altında açıklama bölümünde belirtmiş olacağım. Fiyat bilgisi dahil. Lütfen videonun alt kısmındaki açıklama bölümünde bütün detaylar hem metrekare olarak hem de diğer detaylar verilmiş olacaktır. Son olarak tekrar edeyim. İki parselimiz, bir tanesi 1187 metrekare, bir tanesi de 1500 metrekare olmak üzere. Evet, burada hava yavaş yavaş artık serinlemeye başladı. Biz de fazla kalmayalım herhalde. Çünkü hafif de kar yağışı
başlamak üzere. Biz de biraz daha aşağı ineceğiz. Ondan sonra bu kar keyfini aşağıdan yukarıya seyretmiş olacağız. Diyelim sizlere mutlu günler, mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.